işi şey var bu saatte Ömer'in evinin orada ya. Allah kahretsin. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kızılcık Şerbeti dizisinde Cemal'ın Kıvılcım'ın hayatını zehir edeceği artık kesinleşmiş durumda. Öyle ki Cemal eline geçen fırsatları kaçırmıyor ve Kıvılcım'ın telefonunu ele geçirmiş durumda. Ve bu Cemal'ın Kıvılcım'a karşı elindeki en büyük koz olabilir. Özellikle telefonunda yer alan özel mesajlar, fotoğraflar ya da ses kayıtlarını kullanarak kıvılcımı zor duruma sokması an meselesi. Elindeki bu bilgileri kullanarak kıvılcımı ifşa edecek ve büyük ihtimalle toplumun önünde onu küçük düşürecek. Fatih görkemle olan ilişkisini sorgulamaya başlıyor ve aralarındaki yakınlığı biraz daha mesafeli bir hale getirmeye karar veriyor. Ancak bu karar görkemin çok üzüyor. Fatih'in bu mesafeli tavrı karşısında adeta kontrolü kaybediyor. Görkem durumu kabullenmekte zorlanıyor. Görkem'in bu hali Fatih'i daha fazla dayanamayacak hale getiriyor. Fatih Görkem'in üzüntüsüne dayanamayıp yeniden ona dönme kararı alıyor. Ancak ona da tamamen dümenden itibaren çünkü Fatih'in yeni bir ilişkisi var ve Görkem bunu öğrenince neler yaşayacağını tahmin bile edemiyorum. İki taraf arasında dalgalı bir ilişki sürerken bu gidişatının nereye varacağı ise belirsiz. Ancak asıl büyük kriz görkemin Fatih'in hayatına giren yeni kadını öğrenmesiyle baş gösterecek. Görkem Fatih'in o kadınla birlikte olduğunu öğrendiğinde adeta aklı çıkacak. Bu anlar izleyicilere büyük bir seyir zevki sunacak ve olaylar daha da karmaşık bir hale gelecek. Fatih ile Görkem arasındaki bu yeni gerilim ilişkilerin geleceğini iyice çıkmaza sokacak. Öte yandan Görkem ve Nursema arasındaki gerilim giderek artıyor. Ekilenin arasındaki anlaşmazlık büyük bir kavgaya dönüşüyor. Görkem Nursema'ya karşı büyük bir öfke besliyor ve bu öfkenin sonucunda ilk intikam alacak kişi Nursema gibi gözüküyor. Ömer ve Abdullah arasındaki gerilimse adete zirveye ulaşmış durumda. Abdullah Ömer'i tamamen gözden çıkarmış ve onu şirketten kovdurma planları yapmaya başlamış. Bu süreçte Fatih'i de yanına çekmeye çalışıyor. Abdullah Ömer'in şirketteki varlığını tamamen sorun vermek istiyor ve bu konuda oldukça kararlı. Ancak Fatih babasının bu planlarına sıcak bakmıyor. Babasının bu planlarına sıcak bakmazken aynı fikirde değil ve bu durum baba oğul arasında gerilimi daha da arttıracak gibi gözüküyor. Mustafa ve Nilay arasındaki ilişkide ciddi bir kriz noktasına doğru ilerliyor. İkili arasındaki anlaşmazlıklar ilişkilerinde büyük bir bozulmaya neden olacak. Pambe bu duruma şahit olacak ve adeta şoka uğruyor pembe bu bozulmanın önüne geçmek için çabalayacak mı yoksa durumu kabullenip geri çekilecek mi Mustafa ve Nilay arasındaki bu kriz sadece kendi ilişkilerini değil çevresindeki insanların da etkileyebileceğini düşünüyor abdullahsa olayların ortasında kalmış bir durumda küçük alev ve Mary ile birlikte onal konağını terk ediyor ancak Pembe bu duruma içten içe razı olmuyor. Abdullah'ın konağı terk etmesi Pembe için çok büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Pembe Abdullah'ın bu kararını arkasında Mehri'nin olduğunu düşünüyor ve tüm suçu Mehri'ye yüklüyor. Bu durum Pembe'nin Mehri'ye karşı beslediği öfkeyi daha da büyütüyor. Pembenin bu olaya nasıl mücadele edeceği ve Abdullah'ın yanında nasıl bir duruş sergileyeceği büyük bir merak konusu. Abdullah ise durmuyor ve Mary ile yine bir ilişkiye yöneliyor gibi gözüküyor. Arkadaşlar sizler de böyle düşünüyorsanız yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bu pembenin sabrını iyice zorlayacak bir durum haline geliyor. Abdullah'ın Alev'in ölümünden sonra Meri'yle ile bir ilişki kurma çabası olması pembeyi daha da çileden çıkarabiliyor. Pembenin bu ilişkiye kısa sürede mücadele etmesi ve Abdullah'a karşı tavrını netleştirmiyor. Son olarak doğa son bölümde fazla görünmedi ve bu da izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı doğanın geri planda kalması onunla ilgili büyük bir olayın yaklaştığını habercisi olabilir. Doğanın girayla hevesi yatakta yakalayacağı an onun hayatında büyük bir kırılma noktası yaratacak. Bu olay doğa için adeti bir yıkım olacak. Doğa girayla hevesin ihanetine tanık olduğunda büyük bir şok yaşayacak ve bu şok onun psikolojik olarak ciddi bir sarsıntı geçirmesine neden olacak. Doğan'ın bu ihanete nasıl tepki vereceği, onun gelecekteki adımlarını ve ruhsal durumunu derinden etkileyecek ve bu olay Doğan'ın hayatında kalıcı izler bırakabilir ve izleyiciler olarak onun bu durumunu nasıl atlatacağını büyük merakla bekliyoruz. Girayın babasının mirasını üniversite öğrencilerine başlayacağını hepimiz öğrendik ve içimizin yağları eridi. İşte şimdi Giray köşeye sıkışacak. Giray doğayı dolandırmaya çalışacak. Yani Giray ve Heves gerçek yüzlerini artık gösterecekler. Doğa Giray'dan kurtulacak ama Doğa'nın geleceği çok karanlık. Çünkü Doğa eğer Fatih'e geri dönerse büyük hata olacak. Çünkü Fatih'in asla değişmediğini Cansu ile olan intikam birlikteliğinden öğrenmiş olduk. Bu duruma benim gibi kızmış olanlar ve üzülenler yorumlar kısmını kendinizi belli etmenizi unutmayın. Fatih'in asla değişmeyeceğini de yazmayı unutmayın. Fakat bizleri bekleyen en büyük sürpriz ise Doğan'ın tekrardan Fatiha aşık olması olacak. Peki arkadaşlar, sizler dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olun ve aramıza katılın. Bildirimler tuşunu da açın. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.